15 metre kaç pistten çıkıyor? 5 tane çıkar. Ama sülalemiz ben... çok, o zaman çok az. O 10 kişi ancak yeter. Teyzeler var, halalar var, yengeler var, ablalar var. Sen gidiyorsun, Ece'nden cücüğüne kadar bütün hepsini istiyorsun. Adım geçtiği için sana bir cevap vereceğim ama aklın hayalin duracak. Bir saniye bekle. Üzme çocuğu. Cevabı tam olarak alamadım ama. Kıyamıyorum Zuhal abla. Kıyılır mı ya? Baksana ne kadar böyle seviyorsun. Böyle insanları bulmak çok zor. Çok zor, ona göre düşün. O kadar mücadeleci ki teşekkür ediyorum ya. Sen şimdi diyorsun ki ben heyecanlanıyorum, zaman istiyorum. Seneye mi? 5 sene sonra mı? Ne zaman? Allah ne zaman nasip kısmet ederse inşallah o zaman. Zuhal abla. Eder kararını da bizde nişan görelim. Çünkü bu kader işi. Allah ne zaman yazar. Tamam işte kaderim benim senin. Bence öpmemen lazım. Ne bir saniye tarif bir şey söyle. Kaderim benim diyorum Zuhal abla. Benim yani karar vermelisin sonu. Aa göreceğiz. Merhaba Zuhal abicim. İyi, sağ ol canım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim abicim. İyi misin? Biraz iyiyim evet. Dün de evlilik teklif ettin. Gene yanıt alamadın. Gene zaman istediler. Evet ettim ama onun öncesinde ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii dinleyelim evet. Yani benim de kafamda soru işaretleri var artık. Hı. Öncelikle belirteyim onu. Artık soru işaretleri evet. Var kafamda. Sormak istiyorum ben kendisine açıkçası. Sor. Biliyorsunuz bir aydır gönlünü kazanmak için bayağı fedakarlık yapmaya çalıştım kendi çapımda. 4 kere evlilik sürprizi yaptım. Kendi çapımda sürprizler yaparak yani onun eşliğinde. Bana hep kararsızım, daha düşmem gerekiyor diyor. Hani ben şunu istedim kendisinden. Evet desin ama sonuçta ben hemen evlilik istemedim. Evet diyebilirdi ama sonuçta bir tarih olabilirdi. Tanımaya çalışırdı o esnada. O yüzden kafamda soru işaretleri var. Neden acaba? Hani kafamda haklı olarak kendi kendime düşündüm dün akşam uzun uzun. Sonunda kendisine, sen de sorgulamaya yani başladın. Gerçekten de biraz da yani üzülüyorum ben de bu konuyu aslında. Hani evet demiyor, hayır demiyor, düşüncen diyor sadece, tanımaya çalışıyorum diyor. Beni tanıdığını düşünüyorum ben aslında. O yüzden kafam karışıyor benim, soru işaretleri var. Zuhal abla ben diyorum dün mesaj falan atmadı herhalde bayağı bir canı sıkılıyor, üzülüyor. Ya işte buymuş sebebi. Yani insan bir nasılsın diye mesaj atar, o kadar bekledik yani. Kırgınım sana bugün biraz. Kırgınsın ama ben de sorduğum soruların cevaplarını hiçbirini alamadım oraya. Gerçekten de. Bak alıştım diyorsun. Hani şunu desem bana, evet sen benim evleneceğim bir insansın. Sevmeye çalışıyorum. Biraz zamana evet. Bırakalım desen hiçbir şey söylemiyorsun. Yani sadece tanımaya çalışıyorum diyorsun. Dün... Bana şunu deseydin mesela en son evlilik teklifimde. Evet evlenecek bir insansın. Benim evleneceğim bir insansın deseydin bana. Ben hoş karşılardım bunu ve şu an şu yorumu yapmaya bu fikirde gelmezdim buraya ben sana. Dün dedim ya tanımak. Ama hep tanımak bir aydır tanımak istiyorum diyorsun. Zaman bu da benim lazım. Artık senin sürekli kafan karışıyor. Benim de şu an kafam karıştı açıkçası. Biz hala bu kafa karışıklığını çözemedik ya. Benim kafam karışmadı. Senin kafan karıştı. O yüzden böyle oldu. Ben ilk defa kafam karıştı. Çünkü 4. evlilik teklifini ettim. Hala bana diyorsun sen ki. Sen bence benden soğudun galiba. Soğumadım bak. Ben sadece aklımdan geçenleri soruyorum sana. Bu soğumak anlamına gelmez. Ben soğudum diye bir şey... Sen söylemedim. Biraz acelecisin. Bir aydır acele ediyorum değil mi? Soğuma değil, sorgulama başladı artık. Yani şunu deseydin diyor en azından bana. Evet sana şu an cevap vermiyorum ama sen benim evlenebileceğim birisin. Yani... Ve tabii ki isterim ama birazcık daha tanımak istiyorum. Ayrı. Ama şimdi böyle... Onu da söylemiyoruz Zuhal abla için. Haklısın. Yani 4 kere yani hangi erkek sabrederdi bir ay? Ben düşünüyorum, bakıyorum, düşünüyorum kafamda. Olmuyor ama hiç yani hiçbir erkek bir ay sabretmez diye düşünüyorum. Ben senin için en güzellerini yapmaya çalıştım ama sen hiç yani sabit bir fikirde gidiyorsun şu an. Benim evet. Düşüncem öyle. Hani senin de farklı bir düşüncen varsa hani veya düşündüğün bir şeyler varsa bana söyle ben de beni mesela ikna etmeye çalışıyorum. Mesela ben babamın görüşünü alıyorum eve gidince. Kızım evet. Diyor evlilik zor iş. Yaş farkı var biliyorsun. İyi düşünmen lazım. Sen bir kere evleneceksin. Annem ne zorluklarla, ne şartlarla çok çileler çekti. Allah kimseye yaşatmasın. Ben küçükken biz çok çektik.
Yani peki, korkuyorum artık. Yani peki, acele karar vermekten korkuyorum. Ben senden soğumuş falan değilim. Bunu belirteyim öncelikle. Şerif annem dedin ya biraz önce. Hani evlilik bir kere olur. Şerif annem beni anladığını düşünüyorum. Bir kere o evliliğin benimle olacağını düşündüğünü biliyorum. O yüzden bak Şerif annenle biz çok güzel anlaşıyoruz biliyorsun. Senlik bir sıkıntı ben, var. Babamla ben aslında biraz... O zaman şimdi bir iki ayda babanın gönlünü kazanmak için çaba sarf edeceğim. O kadar mücadele eder misin? Yani işte bu kafamı karıştırmaya başladı artık. Ya sonunda olmazsa ne yapacağım, benim emeklerim ne olacak? Sen de haklısın, bir şey onu düşünüyorum. Emeklerim boşa gitmeyeceğini bilsem hadi ben diyeceğim ki 3 ay daha emek sabredeyim ama şimdi işte o yüzden kafam karışmaya başladı. Ben de hep sen diyorsun ya soru işaretleri var, soru işaretleri var. Şu an benim de kafamda soru işaretleri olmaya başladı. Şerif abla babada bir sorun var Zuhal benim anladığım. Zuhal bir şey daha söyleyeceğim. Baba onaylamıyor mu? Şimdi ben akşam eşimle de konuştum. Tamam, aynı evlilik teklifi olaysından olaraktan anlattık eşime. Tabii ki eşim dedi hani... araştırın. Tabii ki biraz araştırdım. Tabii ki biraz öğrendim tabii ki. Ben bunu çok zaman dile getirmedim ama Tarık yine seviyorum. Her neyi zaman öğrendin, başım üstünde evlat olarak. Her zaman. Şimdi Tarık burada anlattığı şeyler, fikirler çok değişik fazlası bence. Değişik benim çıktı. Kızımın kafasının karışıklıkları. Zor abla ben size anlatayım isterseniz Şerif şey anne. Oluyor. Özür dilerim Şerif anne. Ben anlamadım ne ben değişik. Ben anlatayım mı Zor abla? Neyi araştırdın? Şimdi ben? Bizim babamın işleri var. Evet. Ablamın ortak bir işleri var. Evet. Onu zaten kendisi biliyor, geldi gördü. Şimdi kendisi açtınız diye söylüyorum ben Şerif anne. Açmayacaktım normalde. Bizim düzenli bir hayatımız var iş konusunda. Ben böyle bir şey söyledim. Olabilir, neden benim üzerime bir şey yokmuş onu Şerif şeyiniz. Annem kafaya taktı. Bu da beni üzdü gerçi ama ben belirtmedim çok fazla. Çünkü sonuçta benim üzerime bir şey olması gerekmiyor. Sonuçta ben yani. Ailem bana evlendiğim zaman hakkım neyse verecektir bana. Ben böyle düşünüyorum. Ben yani. İleride sıkıntı yaşamaktan çok korkuyorum abla. Yani o zaman sıkıntı yaşayacaksak Huriye bu konuda çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Aa şu an çok şaşkınım ben. Ama ben... Hayır, anlattım yani defalarca sadece anlattım. Sadece sorun o değil. Zuhal Hanım demiştik hani işte işim var, işte şeyim var, var. Her şeyim var demişti biliyorsunuz. Şerif Hanım geldin gördün ya sen. Siz hani. Bu mesela... şekilde ama kendi başına bir işi yok. Ya Şerif şu anda anne. Bile sağlık güvencesi bile yok şu anda. Allah Allah. Tabii ki. Hadi evlen dediğim, teklif etti, en kısa zamanda düğün et dediğim bir çocuklar oldu. Nasıl hastaneye kapıya götürebilir? Kapıya çok taktın aslında. Şerif Hanım bizim evimizin... Ablam hayır, var, abim şimdi var. Yani böyle şeyler yok. Hoş ama değil, şimdi ben gerçekten üzülüyorum bu konu çünkü anlattım ben defalarca anlattım kendisi onu, geldi. Tarık'cığım, seni rahatlatmak açısından söylüyorum. Onları belirtmene gerek yok. Ama yok. Hiç kimseyi de ilgilendirmez. Ama yok şimdi Zuhal abla şimdi böyle gelince ben de çalışıyorsun, işindesin, gücündesin. Başkasının üstüne ya da değil, aile içi, şirket ya da değil. Yani sonuçta sen çalışıyorsun yani, değil mi? Yani Zuhal abla ben sonuçta yani, bir ailemin şimdi... kendi işleri var bizim yani kendi yani. Babamın işleri var. Ya efendim, alacağım hepinizden kısa kısa yorum. Şimdi sen biraz önce söyledin ya Tarık beni Huriye sen değil Şerif annem arıyor anlıyor dedin ya. Evet. Şimdi kardeşim seni ne Huriye anlıyor ne Şerife teyze anlıyor. Seni burada anlayan sadece bizleriz. Dün Huriye dedi ki anne dedi biraz daha zaman geçsin dedi. Zaten ben bir açığını arıyorum dedi anladın mı? Bir bahane arıyorlar yani. Bahane hep bir bahane. Ben günler öncesinde de söyledim ki samimi gelmiyorsunuz dedim. Sadece dedim bir gün yarın, bir gün yarın. Yani her gün Tarık sürprizlerle geliyor. Bir şeyler yapıyor. Bunları sana vakit geçmesi için. Anladın mı? Bir bahaneleri yok yani. Seni onun gerçekten sevip sevmediğini İbrahim, veya onların sana ilgi gösterdiği insanın yok. Gönlünden kokuyor sürprizi. Sürpriz ben olabilir. Sürpriz ona teşekkür ediyorum. Onu demiyorum. Şimdi gerçekten seven biri olmuş olsaydı hiçbir ben ne dedim? Hiçbir bahane aramıyoruz. O benim her zaman aynı kızım biz gibi, oğlum gibi ben seveceğim. Ya Şerife teyze. Bir saniye teker teker konuşuyor. İbrahim sen söyledin söyleyeceğini. Şimdi dinle. Evet Huriye alalım bir cevabın varsa. Biz ona ayrılsak da benim onu hala yani seviyorum kendisini. Seviyorsun. Beğeniyorum yani aşk tam aşık değilim ama çok beğeniyorum kendisini. Zorlu, kötü benim de bu kadar sistem etmemin sebebi istemiyorum. Yani şunu anlatamadım ben. Sonuçta babamın malı benim malım. Sonuçta bana yadırga kalacak yani onlar. Ya tabii bu ki böyledir. Orası öyle yani ayrıca ona ben, sen çalışıyorsun yani. Ya çalışıyorum yani. Sonuçta. Benim kendi mesleğim de var sonuçta. Yarın bir gün gider başka yerde hani işinden hariç ben normalde zaten çalışıyorum benim. Alanım turizm otelcilik benim kendi mesleğim tamam, de var. Tamam ne güzel mesleğim var. Tabii yani çok çalışmıyorum şükür, ama şu an benim şükür. Sonuçta bir mesleğim var yani sonuçta. Peki Birkan'ı da dinleyelim.
Bir kadın mikrofonunu açalım. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Huriye Hanım, siz demiştiniz ki, Şerife Hanım, siz demiştiniz ki damatın eli ayağı tuttuğu sürece çalışıp, hep beraber çalışıp bir şeyler yapabiliriz demiştiniz değil mi? Öyle. Bizim evde kaldığı zaman, evet, biz hep beraber yaşadığımız zaman hep malımız, çalıştığımız hep ortak olacak. Giderler gidilecek, ortak olacak demiştiniz değil mi? Ben onu... Lafım bitecek. Dediniz yani, bunu herkes gördü. Peki, Tarık'ın neyi var? Çalışabilir. Bir SSK'sı olmayabilir. Bu ne yani? Bu neyi gösteriyor ki? Sizin aradığınız bahane zaten. Huriye'ye gelince, Huriye sen diyorsun ki ben seviyorum ama aşık değilim. Neye o zaman adamı aşık bu kadar... Aşık olmak kolay bir mı? Bir aydır, bir buçuk aydır adamı oyalıyorsun. Bir efendim bir şey soracağım. Bir ay sabreder mi insan bu şekilde? Hayır etmez. Bir dakika etmez, ben konuşacağım. Mi? Sen bir aydır, bir buçuk aydır bu tanımaya çalışıyor şimdi. Saplasa şimdi bir sen diyorsun ki hemen olsa, hemen olsa, bir hemen bu marketten bir şey alıp gelmeye benzemiyor ki. Ben hayatımda bir kere evleneceğim, gelinliği deyip o zaman niye bize karşı diyordun ki biz evleneceğiz, yok o şimdi, benim damadım diyordu. Sen de o kadar uzun süre birini tanımıştın, geçen sene miydi, neydi, neden olmadı? Benimki bak, benimki çok sevdin, çok aşk vardı arada. Ay Huriye, o kadar yanlış bir örnek verdin ki. Ben kimseye aşık olup sevmedim canım benim. Yok, vardı sevdiği. Herkesin söylediği gibi. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Sen hemen olsa bizde ne derler biliyor musun olmazsın. Büyüklerimiz? Yuvayı dişi kuş yapar ve ben o sözü... Açı sen. Şerife teyzeciğim, sana saygımız sonsuz ama... Şimdi hepimiz bu hayatın içinde yaşıyoruz. Yarın ne olacağımızı hiçbirimiz bilemeyiz. Aynen. Yani ne kadar kaliteli bir çocuk Tarık arkadaşımız. Duruşunu şimdi, hiçbir zaman bozmadı. Şimdi Goru diyor da aynı şekilde. Şerife bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Bak sana saygım sonsuz ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün çok varlıklı bir insan olabilir. İnan ki yarına kadar bir yere çıksam, bir kiriye, eklaşı paraya geldiği zaman para veremediği kocası sen olabilirdi, arabası biz olabilirdi. Bunlar hep açtı. Her şey olabilirdi. Bunlar hep yaşadı. Arkadaşlar hiçbir şey anlamıyoruz. Ne Çinsemi duyuyor biliyoruz, ne Şerife ablayı. Şerife teyzeciğim, saygım sonsuz sana ama... Hayatta bazı şeyler vardır. Maddiyattan çok çok daha önemli. Ben onları çok yaşadım. Bak, kızım bana uğur etme sen yani. Ben yıllarca tecrübeyi çok yaşadım. Ama gerçekten üzüldüm. Yani burada Tarık'a bir haksızlık yapılıyor. Ben kendim burada üzüldüm. Şimdi siz daha cahilsin. Tamam, dinleyelim Şerife ablayı, anlaşıldı. Tamam. Daha sen cahilsin, daha küçüksün. Şerife dedeciğim, benim yani yaşadıklarım... Benim bilgim daha fazla. Ben 4 tane gelin ettim kız, biliyor musun? Yaşlısıyla da gelin ettim. Damat etmez değil. Ben neler yaşadım biliyor musunuz Şerife anneciğim? Bilmiyorsunuz. Hepsini gördüm darbayı. Hepsini yaşadım. İşliye devedim, işsize devedim. Hepsini gördüm. Gördüğüm için tecrübem çok ileri gittiği için onun için çok çok derin düşünüyorum. Tamam doğru Şerife. Şerife Hanım bir saniye bir kanka. Yok kararını çıkamıyorum. Ben onu her zaman saygısında, sevgisinde, değerinde, bak, bir şey başım diyeceğim. Gözüm üstünde evladım gibi de Tarık'ı Şerife görüyorum. Şerife teyzeciğim. Göreceğim. Buradan bak, Şerife da ayrılsam da yine aynı konuşup bak, bir şey diyeceğim. Akrabam olarak bileceğim. Bak parayı her zaman bulursun. Malı mülkü her zaman bulursun ama böyle seven bulamazsın ki. Dün de kızın aynı şeyi söyledi. Bak tek bir saniye. Zuhal ablacığım son bir şey söyleyeceğim ve... Şimdi kızım mal mülk bulunmuyor diyorum da bulunmuyor. Saniye, o da bulunmuyor. Maddiyete bakıyor. Her şey maddiyete bakıyor. Dün de... Her şey maddiyete bakmıyor tabii ya. Tabii ki bakıyor. Zuhal ablacığım tek bir şey söyleyeceğim ve konuyu kapatacağım. Tamam, lütfen dinleyelim ki sen tamamlasın cümlesini. Dün Huriye de burada aynı şeyi söyledi. Ben Tarık gibisini zor bulurum dedi. Bunu Huriye kendisi de söyledi. Bir saniye bir kalsın. Her konuşayım sırayla gidelim. Herkes fikrini beyan etsin. Mehmet Ediz. Şimdi Şerife teyze sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Tarık'a en çok ümit veren sendin. Neden diyeceksin? Huriye istemine dedin ki ben bir şans daha vermek istiyorum. Ben bir şans daha vermek istiyorum. Yalan, burada herkes şahit. Öğrenmek istedim. Şimdi ne tabii. Demişti de bu çocuğun arkasında durmuyorsun? Sorguluyorsun insanı. Öğrenmek istedim. Söyledi ya biraz evvel. Bir öğrenmek şeyler... istedim dedim. Araştırdım dedim. Daha ne söyleyeyim? Tamam, senin bulduğun sadece bahane. Çocuk zaten ben çalışırım tabii diyor. Tabii ki araştıracağım. İşim gücüm var, her şeyi yerimde diyor. Burada görmeyle bilemem ki. Ya anlaşılamı çocuk... ki burada bunun hakkında biraz kimseyi. Daha yüksek beklentileri var. Sen bence bahane bulun. Başka bir şey değil avlu. Çünkü onlar yani ben çok yokluk çektim diyor. Kızlarımı da diyor aynı şekilde. Zuhal Hanım inan ki. O benim için önemli. Maddiyat benim için önemli diyor Şerif Zuhal abla Hanım, maalesef. Gerçekten bunlar hepsi cahil. Benim yani, yaşadığımı bunlar yaşasa 3 gün evlilik yapmaz. Zuhal abla. Ben 40 senede evlilik yapıyorum. Tecrübeyle sağ ol. Şerife teyze. Daha yeni evim oldu.
oldu. Düşün daha Zuhal hani abla. Taksidin ödüyorum. Şerife teyze. Allah'ın ayıp versin. Şerife teyze. Taksidin ödüyordu nasıl oluyor? Zuhal abla bir şey Tarık bir saniye. Yani fazlasıyla her şey var ama Şerif annem nedense görmek istemiyor. Görüyor ama görmek istemiyor nedense. Ama bu da benim işte kafamı karıştırıyor şimdi. Yani... Zuhal abla. Yani ailemin yani. Olanakları benim de olanaklarım. Yani onu ben de istemiyor. Sahibim. Sadece kağıt üzerinde değil diyor. Yani, yani. Onların çocuğu o sonuçta ve de çalışan adam yani. Emir abi. Şimdi siz Tarık'ın gidip ne zaman görmüşsünüz? Geçen hafta. Değil mi? Bu 5. haftadır Tarık 4 kere 5 haftada 4 kere evlilik teklif etti. Sonuçta onların bir aile işletmesi var değil mi? Ailece işletiyorlar. Ben ona söyledim Emir Bey. Dedim ki biraz zaman ver, biraz tanıyalım. Ondan sonra dedim o erken evliliğe teklife başladı sürprizlerine. Tamam. Beni bak o konuda şimdi, dinlemedi. Ben başka bir şey söylüyorum. Herkesin bir ailece bir şirketleri var ve hepsi de ailece yaşıyorlar. Sen de daha önce ilk geldiğin günden beri burada hep diyorsun ki ben iç güveysi alacağım, iç güveysi alacağım. Yani hep aileden bahsediyorsun. Şimdi, o da ailece bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi size öyle görünür mü? Benim de gördüğüm bazı şeyler de var. Onu ama bilemezsiniz siz, ben biliyorum. Biz tahmin ediyoruz ama biraz önce İbo'nun da dediği gibi sen bahane aramaya başladın. Tamamen bahane aramaya başladı. Şimdi Şerife teyze sen bir de biraz yok, önce bir şey söyledin ya. Yok şimdi bahane arama diye bir şey değil şimdi hani bir insanın bir evi de olsa annenin babanın üstüne olabilir. İkisi de genç anne, çalışırlar yaparlar. Olabilir. İkisi de beraber genç. Beraber iş yapabilirler. Ona ben normal karşılıyorum. Başım gözüm üstüne her şey. Demir abi biz zamanında öyle bir çileler çektik ki ama Allah bak, bilir. O geçmişte ama herkesin özelinde bir şeyler vardır. Biz korkuyoruz yani. Bak artık... ben sana söyleyeyim bu stüdyoda 100 kişi geçkin insanız. Evet, kime herkesin bir derdi var. Herkesin, senin, benim, hepimizin bir sıkıntısı maddi manevi olmuş. Sen de çalışırsın. Ben hayattan küçük yaşta korkmaya mesela. Ama bakın inanın ki bak çok yakınen şahit olduğum insanlar oldu benim hayatımda. Trilyonları olan, uçağı olan, adası olan insan tanıdım. İnanın ki mutluluğu huzur parayla satın alınmıyor. Zuhal abla, bir de, bir de bir şey belirtmek istiyorum. Lütfen lütfen. Teşekkür ederim. Sağlık parayla satın alınmaz. Saadet, huzur, güven parayla satın alınmaz. Evliliğin temel taşları bunlar. Maddiyat elbette maddiyat önemli. Zor geçim hanım. Zor. Çok bir haklısın. Şey bak anlıyorum geçim çok zor. Sen bir de şey yaşamışsın. Ama şimdi bu çocuk işsiz güçsüz değil. İşi var. İşi olduktan sonra birazcık da aza kanaat getirip insan birazcık da şükredip elindekinin kıymetini bildikten sonra ağız tadıyla Allah yemeğini. Şimdi Zuhal Hanım bir şey söyleyeceğim. Ne kadar beraber iş yapsalar bu çocuk kiraya çıkacak. Kirada bu çocuk nasıl çıksın geçinecek? Binlerce Zuhal insan abla, kendi var. Kendi evim var Şerif Hanım. Herkes ya Zuhal abla bir şey söyleyebilir miyim? Ama şimdi bir annenin babanın evlat ayırt edilmez. Tabii. Erkek olsun kız olsun. Mutlaka. Şimdi benim öğrenişim farklı. Ha. Nasıl farklı? Ben bunu dile getiremiyorum. Sen boş ver hani anne, oralarına ben girme. Zuhal abla ben getireyim. Şerif annem getirmesin ben getireyim. Söyle. Olabilir canım. Olabilir. O Zuhal sizin abla. Aile içindeki kendi anlaşmanıza bağlı. Olsun. Yani. Küçük bir şey söyleyebilir miyim Zuhal abla? Yani gerçekten çok şey yanlış yerlere takılıyorsunuz. Efendim? Yokluktan da kavga oluyor. Eşim bak. Beni hastaneye götüremedi fakirlikten. Arkadaşlarım hastanede ilacımı aldı. Biz hastadan huzursuzluk geçirdik. Ama cümlenin başında dedim. Ama bırak maddiyetimiz düzeldi i̇şte daha 3-5 senedir. Şimdi de iyi. Şerif annem işte. Olay değildir. Şerif anne ben de işte. Olay değildir. Bir saniye. Ama bak kolay de... değildir yaşadıkların. Mutlaka anlıyorum. Allah kimseye de o durumlara sokmasın. Allah herkesin de yardımcısı olsun ama... Tarık bak şunu unutuyorsunuz. Çalışıyor ve ailesinin mal varlığı var zaten. Zuhal Hanım. Mal varlığı o kadar yok Zuhal Hanım. Ben Zuhal çok iyi öğrendim. Zuhal Hanım ben bir yorum. Zuhal abla ben Huriye'ye bir şey söyleyeyim. Ben burada söyledikleri gibi ufak bir şey söyleyebilir miyim? Şerife teyze bir saniye. Yok, bir şey söyleyeyim. Burada söylenenler gibi değil. Bir saniye. Onlar bizi ilgilendirmez. Kimsenin malını mülkünü biz burada konuşmuyoruz. Burada söylenenler gibi. Abla Allah'a şükürler olsun var bir şeyler. Başka bir şey diyemeyeceğim. Şerif annem. Şükürler olsun. Allah insana sağlık versin. Allah olmana versin. Anne sen o konuları çok karıştırma. Şerif Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Sor. Şerif Hanım demin lafınızın arasında dediniz ki yarın öbürsü gün bunlar kiraya çıkacak. O da dedi ki hani kendi mülküm. Hani sen birlik oturacaktın, yanına alıyordun, yine niye kiraya? Birlik oturalım diyor. Kiranı yine yani, diyor aynı kiranı. O şekilde. Ben de diyorum ki eşiminkini, oğlumunkini, seninkini katalım. Ben daha önceden de söyledim Tarık gelmeden. Niye kirayı o mu verecek? Düples alalım, kirayı o mu verecek? Dedim. Birlik oturacağını yani diyorsun. Ben hep şimdi oğlumunkini, eşiminkini...
Sırtı verdiler mi? Çok güzel geçinirler. Tabii ki beraber harcayacak dedim ben bunu bir ay önce. Sen unutmuşsun herhalde. Unutmuşsun, hayır, hatırla bunu. Hayır, bahane sürünce. Şerif abi. Yani başka bir şey yok. Olur mu öyle şey canım ya? Olur mu hiç öyle şey? Olmaz öyle bir şey. Ya önemli Dikkan, olan bak. Bizim aile yapımızı biliyor musun kardeşim? Hori... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bak ben bir örnek vereceğim. Ben kendi ailemden vereceğim. Kız kardeşimden örnek vereceğim. Benim annem de aynı sizin gibi yaptı. Eniştem çalışıyordu ama askeri ücretli. Annem vermem dedi. Babam diretti, vereceksin dedi. Ve evlendi. Çoğu zenginden de mutlu, iki çocukları var. 18 senedir evliler. İkisi de çalışıyor. Şimdi bir şey. Ama şu an ne diyor? Annem diyor ki iyi ki vermişsin. İyi ki benim damadım diyor. Ve tarih sana söyleyeceğim. Babanın mal varlığı seni ilgilendirmez. Sen çalışıp yapacaksın. Diyebilirsin. Mal varlığı beni ilgilendirmiyor. Ama ben çalışıp eşimle mal varlığımı yapabilirim diyebilirsin. Anladın mı? Bak şu an Dikkan yanlış diyorsun bence. Ben yanlış değil. Babamın benim yapmış olduğum şeyler de var ama. Kardeşim, bak bu esnada. Benim malı bizi ilgilendirmez. Bak baba da olsa. Baban sana malını verse baban nerede oturacak? Bak harici var ama. Sen Tarık'ı beğeniyordun değil mi? Beğenmeye başlamıştın. Hoşlanmaya başlamıştın. Etkilenmiştin. Sevmeye başlamıştın. Niye duygulardan bahsetmiyoruz? Hani ne oldu ama duygulara? Dedi, tabii biraz evvel aşk, dedi ama mantık da dedi. Benim için çok önemli. Ben mantık hem mantık hem aşk evliliği. Bravo sana. Bu yaşta zorundayım. Hem mantık hem her şey. Ben bir ama kere evleneceğim. Sevmeye başlamıştım. Boşanmak Allah nasip etmesin. Boşanmaktan niye? Da korkuyorum. Allah çok şükür sağlığınız bir yerinizde. Bir kere evleneceğim, sağlam olsun. Tamam. Bunun için zaman istiyorum. Sen neden kendisi de sıkıldıysa demiyorsun? Ben mücadelemden vazgeçtim. Tamam. Sen diyorsa demiyorum Allah öyle bir şey. Allah yolunu da açık etsin. Öyle bir şey demiyorum. Ben daha ne diyeyim yani? Yoruldum. Öyle bir şey demedim. Sadece senin kafana takılan soru işaretlerini öğrenmek istedim ve öğrendim. Öyle bir şey demedikten sonra Tarık. Bir şey söyleyebilirim. Ben yine bir şey demiyorum. Söyle Şazman. Benim anladığım kadarıyla Huriye Hanım gitmiş, her tarafı keşfetmiş ve pişmanlıklarını dile getiriyor. Pişman olmuş. Arada sevgi falan hiçbir şey yoktu Hal Hanım. Ben öyle anladım, algıladım. Yok, çünkü Huriye'de sevmiş olsaydı şimdiye kadar Tarık'a muhakkak okey derdi. Ben katılıyorum. Ben dedim yani zor. Zor Hanım, Seven peşinden koşar. Biz bir ayda koşmuşuk peşinden Tarık'ın. Seven insan peşinden koşar. Sağ olsun Tarık da koştu. Koşmadı diyemem. Her iki tarafta koştu. Biz de ona koştuk, o da bize Tarık koştu. Benim belim ağrı, benim belim ağrıyor dedi. Ben sabaha kadar neredeyse onu düşünüyorum yani. Ya. Bir belim Zuhal ağrıyor dedi. O benim kafama takıldı Zuhal abla. Ya. Çok üzüldüm. Sürekli uyku bile uyumadım desen. Demek ki desen, değer veriyorsun sen de. Değer vermesen ben onu düşünürüm. Bugün bile kızdım, mesaj atmadı nasılsın diye, sormadı diye. Bugün bile bakın üzüldüm. Bakın endişeleniyormuş o da Tarık için. Çünkü beğeniyorum kendisini. Zuhal abla. Huriye bir şey söyleyeceğim, çok pardon. Huriye bak, aile çok önemlidir. Hayatta hiçbir şey, hiç kimse onların yerini alamaz. Hiçbir şeyde ailenin karşılığı olamaz zaten. Yeri de olmayacak, değiştiremeyecek tek şey ailedir. Herkesin de ailesine ihtiyacı vardır. Ama bir ailen de evlendikten sonra Tarık olacak. Senin çocuklarının babası olacak. Elbette ki annen, baban, saygıları, sevgileri, destekleri size olacak. Onun ailesinde sana olacak. Senin ailende onlara olacak. İki aile de evleniyor aslında. Ama sonuçta sen birazcık da ailenden bağımsız düşünebilmelisin. Bu adam beni mutlu eder mi? Bu adam kıymetimi bilir mi? Bu adam çocuklarıma iyi babalık yapar mı? Yani çalışıyor, işinde, gücünde. Gördük ki o kadar şeye rağmen terbiyesini, efendiliğini, saygısını bozmayan, taviz vermeyen bir profil sergiledi. Çözmek, bak bunları da düşün sen. Çözmek anneni babana koy bir kenara, bir de sen kendi içinde bana düşün. Onun için zaman gerekiyor da kendisi de bu sefer ben sıkıldım uzun süre vermekten. Sıkılmadım. Sana. Zamanım yok. Çünkü ben sana dediğin gibi 4 kere evlilik teklif ettim. Hiçbirinde bana şunu deseydin benim için yeterli olurdu bak. Evet evleneceğim bir insansın. Seviyorum, beğeniyorum sen deseydin hiçbir şey yoktu. 4 kere evlilik teklif ettim. Su kafamda soru işaretleri vardı. Kapattın hepsini. Teklif çok erken geldi ama biliyorsun. Tarık. Tamam o zaman sen biraz daha karar. Tarık sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Şimdi öncelikle mantıklı bir şekilde düşünürsen sorunun zaten cevabını kendin bulursun. Sen ne zaman evlilik teklifi yaparsan hemen akabinde biraz konuşmadan sonra ya Huriye sana diyor Allah yolunu baktığını açık etsin ya Şerife teyze diyor giderse uğurlar olsun. Şimdi sen tanışma aşamasındayken bunlar sana böyle bir önüne taş koyup engel koyup
bir şeyler söylüyorsa ileride senin zaten bunun olmayacağı zaten belli. İbrahim, ben niye bu kadar çabala? Çok İbrahim, bu kadar ya. Sürdür. İbrahim, hatırlamasan iyi olur geçmişleri. İbrahim. Ya ben bir şey demiyorum ki yorum yapma. Geçmiş özür dilenmiş o zaman geçmiş onlar. Onları sulama diyor. Geçmiş kurmuş hasudu diyorsun sen. Tamam istersen gene gelmiş geçmiş olsun. Ben bahanenizi söylüyorum. Hayır ne söylersin tamam, söyle. Tamam hadi o geçmiş. Huriye biraz önce dedi ki Allah yolunu açacağız etsin. İbrahim. Ben de şimdi senin ya, eskileri sulamam. Ya o sıkıldım derse ben daha ne yapayım? Ya, bunu hep İbrahim bu ne abla? Bak bir saniye. Huriye bir soru sormak istiyorum. Hiçbir şey olsa seninkinde de yoktu aynı. Buradaki konumuz İbrahim değil efendim Özgür. Huriye sana bir soru soracağım. Ben tek bir cevap bekliyorum. Evet ya da hayır diye. Sevdiğin adam yanında olsa her zaman, sağlığın yerinde olsa, çocuğunuz olsa, sağlığınız yerinde olsa, herkesin sağlığı mutlu olsa, aynı çatı altında sevdiğin insanla kuru ekmek soğan yer misin yemez misin? Sevdiğim insanı ben... Yanında olsa, evet. Senin de sağlığın, her şeyin mutlu, ya çok mutlusun, inanılmaz. Aşık olduğun adam yanında, aynı çatı altında sadece kuru ekmek, soğan yer misin, yemez misin? Ben zaten lükse takılmıyorum. O zaman neyi tartışıyoruz? Ben neler çektim, küçücük yaşlarda ben ölümlerden döndüm. Allah'a şükür şurada 5-6 senedir çok rahatım. Ben mücadeleci bir insanım, çok mücadele ettim hayatla küçücük yaşımda. Buradaki sen insanların hepsi öyle bak emin ol. Buradaki insanların hepsi bir şeyler çekmiştir. Ya bir şey bir saniye. Evet hepimiz de. Hepimiz yani ben çok yani. Merak ettim. Yani ölümlerden falan döndün diyorsun. Geçmiş olsun. Ne yaşadın? Zuhal ne abla biz neyse hastalık ben falan mı oldu? Üzülüyorum. Anlatmak peki. İstemiyorum. Peki, çok anladım. Sıkıntı oldu da. Zuhal abla ben de bir şey söylemek peki. İstiyorum. Muhammed İbrahim biraz önce bir şeyler söyledi ya. Şimdi. Ben kendi açımdan söylüyorum. Babam her zaman bana yani dik durmayı öğretti. Ne teşekkür güzel. Ederim kendisine. Ben şunun ısrarını bu yüzden yapıyorum. Oğlum sen yapıcı ol da kırıcı başka yerden gelsin. Anlatabildim mi? Utanacağın bir şey yapma. Ben o yüzden hani güzel bir şey söyledin İbrahim. Ben çabalayayım anlatabildim mi? Sorun başka yerden olsun. Ben kendim bittiği zaman utangaçlık duymayayım kendi kendime. Anlatabildim mi? Güzel bir şey söyledin. Ben şu an ısrar ediyorum. Buraya gelmemin sebebinin tamam mı? Pişman olmayayım. Sonra şey benim kendi kendime şey diyebileyim. Kendileri istemedi, olmadı, kısmet diyeyim, çeker giderim anlatabildim mi? Kardeşim benim ben bu. Sana uğraşma demiyorum. He, şimdi yok, 10 tane yok, artı sen buraya veriyorsan bir tane de sen buradan görmen lazım ki çaba sarf edesin. Yok yok ben sana kötü bir şey söylediğini söylemiyorum. Hep veriyorsun ama eksi alıyorsun. Ben geldiğim şekilde devam edeyim de anlatabildim mi? Olmazsa yine karşı taraftan olmasın. Benim bir hatam olmasın. Ben o yüzden o yüzden bu şekilde düşünüyorum. Nasıl? Üzülmeyeceğimi söyledim. Çünkü ben dediğim gibi ömrüm boyunca hiçbir şey için kendimi hava edemem. Herkesin sonuçta bir hayatı var. Ama seviyorsun, aşıksın, bitti zaman üzülmeyecek misin? Sonuçta ben daha önce de aşık olmuşum ama unuttum. Unuttun evet. Yani. Anladım kardeşim. Peki, ne yapma kararındasınız şu an için? Ben karar Huriye'nin Zuhal abla, ben bir şey diyemiyorum ben artık. Ben de şimdi ona bırakıyorum. Çünkü hiçbir erkek dördüncü kez evlilik teklif etmez. Ama ben de ona artık bırakıyorum. Artık diyor ki tarih. Sıkıldım Huriye. Sıkıldım yeter demiyorum bak, orada yanlış bir vurgulama derse, yapıyorsun. İnsanlar yani yanlış, diyor, bak yok yok, istersen. Öyle bir şey yok. Ben sadece senin, şundan sıkılmış olabilirim bak. Dördüncü evlilik teklifinde bile hala bir şeyler söylemedin bana. Tek cevapla bitiriyorsun dedim işi. Dedim ya zaman gerekiyor. Tamam o zaman biraz bana. Daha zaman olsun o zaman. Öyle yapalım. Biraz ama istersen zaman... de sen bilirsin yani şey. Tamam. Peki. Biraz daha konuşsunlar. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay ay. Hayatta hiç böyle bir şey değil biliyor musunuz? Hiç. Vallahi yani. Ne diyeyim hayırlısı olsun herkese.